Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Bir Mevlid gecesi münasebetiyle bu sohbetimizi gerçekleştiriyoruz inşallah. Allah-u Teala sizlerin de ümmet-i Muhammed'in de gecesini mübarek eylesin. Rabbim bu münasebetle ibadetlerinizi, dualarınızı kabul buyursun. Sıkıntılarınızı gidersin, dertlerinize derman olsun inşallah. İşlerimizi ıslah eylesin, merhamet eylesin. Hepimize barış ve huzur ihsan eylesin. Bütün dünyayı sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirip sunmuş olduğu o İslam dininin yüce hakikatleriyle ve onun hakimiyetiyle şereflendirsin, huzur bahşetsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı Kiram Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde bize çok güzel anlatır. O yüzden Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak için de çok Kur'an-ı Kerim okumamız lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bazı öyle sureler veya ayetler vardır ki doğrudan Peygamberimizi anlatır. Mesela en kısa sure sayılan Kevser suresi Peygamberimizin şanını anlatır. Fetih suresi, Hücre suresi çok değişik yönleriyle Peygamberimizi tanıtır. Bugün peysimize dikkat ettiyseniz biz de bu gece münasebetiyle Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bazı vazifelerimizi olduğunu söylemiştik. Peygamberimize karşı sorumluluklarımız var. Nedir bunlar? Peygamberimize iman sorumluluğumuz var, itaat sorumluluğumuz var, sevgi ve saygı sorumluluğumuz var, getirdiği dinine destek verme, omuzlama ve onunla beraber cihad etme sorumluluğumuz var. Biz Allah nasip ederse bu haftanın içerisinde fıkıh ve diğer ahlak dersimizi de erteleyerek hep canlı yayınlarımızda Peygamberimizi gündeme taşımak istiyoruz. Zaten bu hafta Mevlid-i Şerif münasebetiyle Peygamberimizin haftası. Eskiden Peygamberimizi tanıtmak için okullardan çarşı pazara kadar Kutlu Doğum Haftası olurdu. Kutlu Doğum Haftası'nı da Nisan ayında kutlardık. Bu bir gün icat etmek anlamında değil ama Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı topyekun bir seferberlik halinde tanıtması açısından bence güzel bir şeydi. Bunu FETÖ ile bağdaştırarak efendim kaldırmak isteyen kardeşlerimiz medyada biraz o gücü kullandılar. Devlet de bunu yaptı ama bilmiyorum. Belki iyi niyetlilerdir. Benim gönlüm arzu ederdi ki keşke Peygamber Efendimiz falanlar planlarla alakası olmadan dünya üzerinde onu keşke Birleşmiş Milletler'e de kabul ettirebilseydik ve dünya çapında peygamberimizi kutladığımız bir hafta yapsaydık bunu. Güzel olabilirdi. Her neyse olan da hayır var. Bunlarla vakit geçirmeyelim inşallah. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Rabbimizin dilinden tanımak çok güzel. Bu sohbet zincirine bugün inşallah Fetih Suresinin sonuyla başlayalım. Bu Fetih Suresi de Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahseden uzun bir sure. Dolayısıyla özellikle son ayetleri Peygamberimiz ve ashabının bazı güzel vasıflarını tanıtan ayetlerdir. Hemen ona geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fetih Suresi 28. ayeti kerime. Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hak liyuzhirehu alâ'd-dîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ. Sadakallâhu'l-azîm. Huvellezî, o Allah Celle Celaluhu, öyle bir Allah ki ersele gönderdi rasûlehu, resûlünü, elçisini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisiyle insanlar arasında haber götüren, iletişim sağlayan,
kendisini kullarına tanıtan, dinini kullarına tanıtan olarak vazifelendiren, onu peygamber olarak görevlendiren Allah Celle Celaluhu'dur o. Huvellezî ersele rasûlehu bilhuda, hidayetle gönderdi. İslam dini baştan sona hidayettir. İnsanı ferden, aynı zamanda aile olarak, aynı zamanda toplum olarak en güzel yola, en mutlu yola, en kıvamında, her şeyin en güzel biçimine yönlendirdi. İnancın en güzeli, ibadetlerin en güzeli, aile düzeninin en güzeli, sevgi ve saygının aile içerisinde en tatlısı, toplumun en ahlaklısı, en düzenlisi, en barış, en birbirine karşı şefkatli ve merhametli bir toplum oluşturmak. Devleti insanlara hizmet eden, hakkın yanında duran, adaleti tahakkuk eden, dostuna, düşmanına adaleti götüren bir mübarek devlet olması. Gerek ferdin, gerekse ailenin ve toplumun, gerek iç sağlığını, gerekse dıştaki davranışlarının güzelliği. Yani mekarim-i ahlak dediğimiz ahlakın en güzellerine sevk etmek için, yönlendirmek için, kılavuzlamak için bütün bunlara biz hidayet diyoruz, gönderdi. Demek ki Allah Celle Celaluhu'nun insanlar arasından seçtiği ve özel bir şekilde terbiye ettiği, ki Peygamberimiz öyle buyuruyor, Eddebeni Rabbi fenime eddebeni, Rabbim beni terbiye etti, edeplendirdi ve de ne güzel edeplendi. Aklı tam, ahlakı tam, vasıfları tam, vücut kıvamı tam, maddesi ve manasıyla tam, insanların en güzeli Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i insanlara hidayet için gönderdi. İnsanların mutluluğu için gönderdi. Çünkü özüne bakarsak Allah Celle Celaluhu insanları çok seviyor. Daha belki derslerimizde gündeme getirdik. Hazreti Adem'i yarattı, ellerimle yarattım diyor. Ruhumdan üfledim diyor. En güzel biçimde yarattım diyor. Melekler ona secde ettiriyor. İnsana verdiği değere bakın. Lakat kerramna beni Adem. Beni Adem'i mükerrem kıldık diyor. Yerleri gökleri içindeki her şeyi yaratıyor. İnsanı hepsinin üstünde tutuyor ve yarattıklarını her şeyi insanın emrine amade veriyor. Git bu insana hizmet et diyor. Buna faydalı ol diyor. Buna menfaat sağla diyor. Her şey. Her şey insanın emrinde. Ve insanı da kendisine ibadet için yaratmış. Lakat halakna halak ve cinne vel insa illa liyabudun. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bana ibadet etsinler diye. İbadetin ne anlama geldiğini Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ondan önceki peygamberler bildiriyor. Biliyorsunuz. Allah'ın biricik dini vardır İslam. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın da, Hazreti Nuh'un, İdris'in de, Süleyman Davud'un da, Musa ve İsa'nın da, Muhammed Mustafa'nın da, hepsine salat olsun, hepsine selam olsun, hepsinin Allah Celle Celaluhu şefaatlerine mazhar eylesin, ahirette bizi onlarla kavuştursun, buluştursun, seviştirsin inşallah. Hepsi Allah'ın katında bir tek din getirdiler. La ilahe illallah. Son peygamberle Muhammedur Resulullah diyor. Hazreti Muhammed'e getirilen bu hidayet, bu din, Hazreti Adem'den bu yana gelen dinin en son şeklidir, en kamil şeklidir, en olgun şeklidir, en güzel tamamlanmış bir nimettir. Hazreti İsa'nın getirdiği din de bunun içindedir. Hazreti Musa'nın getirdiği din de bunun içindedir. Hazreti Adem'in getirdiği din de bunun içindedir. Biraz sonra göreceğiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hepsine şahittir. Kur'an-ı Kerim'de diğer bütün kutsal kitapları içerisinde toplayan, hepsinin üstüne müheymin, yani gözeten, koruyan, kollayan bir mübarek kitaptır. Nasıl bir peygamberimiz var Allah'ım? Nasıl bir kitabımız var? Rabbim kıymetini bildirsin. Faydalanmayı nasip eylesin bu dünya hayatında inşallah.
böyle bir hidayet de geldi. Mutluluk kaynağıdır. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu din. İşte huvellezî, o Allah Celle Celaluhu ersele resûlehu bil hüda, Resulü bir hidayetle gönder. Doğru yola kılavuz. Biz de hep istiyoruz ya, ihtinas sıratal müstakim diye. Bize Allah'ım o sırat-ı müstakime, sana giden dost doğru yola hidayet eyle. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Bunları çok yakındaki, evvel kaftaki dersimizde anlatmıştık. Minen nebiyyin ve sıddıkin ve şühedâ ve salihin. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihlerin yolu. Böyle bir din ile Resulünü gönderdi. Resul, elçi, peygamber, Allah ile insanlar arasında iletişimi sağlayan o mübarek insan. Niçin? لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ. Bu din, bu sistem, bu yaşama biçimi olan İslam, diğer bütün dinlerin, batıl dinlerin, diğer bütün batıl ideolojilerin, diğer bütün sistemlerin üstüne hakim olsun diye. Allah Celle Celaluhu gönder. Neden? Değerli kardeşlerim, insana kalsa kendisinin yeryüzünde mutlu bir şekilde yaşayacağı bir sistem, bir düzen kuramaz. Kuramadı da malum. Bakın Batı medeniyeti, derebeylik hep zulüm medeniyetidir ve bugün bir parça teknikte ileri gitmişler ama ahlakta hala aşağıların aşağısını yaşamaktadırlar. Bu seviyelerine rağmen yeryüzünü idare edemiyorlar. Barışı koruyamıyorlar. Adaleti koruyamıyorlar. Huzuru koruyamıyorlar. İnsanlar arasında müthiş bir dengesizlik var. Hatta Batılılar kendilerinin dışında kalmış olan diğer din salihlerini ve özellikle de Müslümanları açık ve seçik söyleyelim. Adam yerine koymuyorlar. İnsan yerine koymuyorlar. Onların hümanistlikler varsa sadece kendi araları. Yoksa milyonlarca Cezayirli'yi şu anda da sellerin götüreceği bir şekilde insanları katledebilirler. İşte gelir Suriye, gelir Irak'a, gelir efendim Afganistan'a, sivillerin üstüne bomba atabilirler. Onların petrollerini, yeraltı, yerüstü servetlerini sömürebilmek için vurur, kırır, öldürür giderler yani. Çalar, çırpar, götürürler. Adaleti tesis edemiyorlar, barışı tesis edemiyorlar. Doğru dürüst bir inanç ortaya koyamıyorlar. Doğru dürüst bir hukuk ortaya koyamıyorlar. İşte kötünün iyisi diyorlar. Burada iyi var beyler. Burada Allah'ın dini var beyler. Burada İslam var. Ve uygulandığı zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında asr-ı saadette insanlık bunu gördü. Osmanlı'nın yükseliş devrinde bunu gördü. İslam'ın uygulandığı her yerde insanlık İslamiyet'e ve Müslümanlara hayran kaldı. Hatta Müslümanların arasında yaşayan gayrimüslimler kendi dinlerinin sahibi olan yöneticiler Bizans vesairelerin emrinde yaşamaktansa Müslümanların emrinde yaşayalım diyorlardı. Müslümanlar fethettikleri topraklarda cizyeyi toplamışlar. Onları korumak sözü de kendilerine aitti. Ama düşmanlar çok ağır gelince üstüne çekilmek zorunda kaldıklarında aldıkları vergiyi teslim ettiler gayrimüslim ahaliye. Biz geri dönersek ne hale, yoksa sizi korumak için aldığımız bu vergileri buyurun dediler. Adamlar gözyaşlar içerisinde madem gitmek zorundasınız geri gelin diye yalvardılar. İşte İstanbul'un fethinde de hani derler ya, kardinal külahı görmektense Müslümanların sarığını görelim diye. Müslümanlık böyle birdi. Ama hocam bugünkü Müslümanlar demeyin. Bugünkü Müslümanlar Kur'an'dan uzak, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden uzak, onların hayat tarzı olan din, yaşama biçimi olan dinden uzak yaşadıkları için böyle perişanlar. Ve bize dönüp de siz din olarak İslam'a bize davet ediyorsunuz. İslam iyi bir din olsaydı Müslümanların hali böyle mi olurdu diyen kafirlere dönüp diyoruz ki bunun vebali size de aittir. Bize ait olanlara biz aldık, kabul ettik. Ama
bu Müslümanlara dini öğretmeyen dindar insanların olmaması için ellerinden gelen her türlü baskıyı ve zorbalığı yapan Müslüman insanları yöneten idarecileri tepe noktalarını ellerine alarak onları birer İslam düşmanı halinde Müslümanların üstüne saldıran sizsiniz. İslam'ı engelleyen sizsiniz. Ilımlı İslam diye İslam'ı içini boşaltarak onun hukuk kısmından, insan şahsiyet veren kısmından, görgü kurallarından uzaklaştırıp sizin emperyalizme amade bir hale getirmek isteyen sizsiniz. İslam'ı anlatan hocaları bir şekilde öldüren, girdiğiniz her yerde ilk defa alimleri katleden, böylece Müslümanları dinden uzaklaştıran sizsiniz. Müslümanlar bugünkü perişan halinde sizin payınız çok büyük. Ama bunu söylerken kendi payımızı da unutmayalım. Buna rağmen ne olursa olsun bütün eziyetlere, bütün işkencelere, bütün zorluklara katlanarak biz dinimizi öğrenmeli, yaşamalı, kendi içimizde güzelliğini görmeli ve düşmana da göstermeliydik. Olacak inşallah. Bu yokluğun farkına var. Ve bundan sonra işimiz daha da kolay olacak inşallah. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bize bir hedef veriyor. Liyuzhirahu ızhar etmek, üstün kılmak için, hakim olmasını sağlamak için, aleddini kulli, bütün dinlerin üstüne. O yüzden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanında, ashab-ı kiram kendi zamanında bunu başardılar. Olağanüstü bir gayretle, din gayreti güderek çalıştılar, çabaladılar ve İslam'ı bulundukları noktada hakim kıldılar. Onların yaşadığı yerde İslam putperestliğe de hakim oldu, Yahudiliğe de hakim oldu, Hristiyanlığa da hakim oldu. Ve güzelliğini de gösterdiler bir fiil yaşatarak. Elhamdülillah. Laboratuvarda bir kere gerçekleştirilen bir deney, aynı şartlar tekrar tahakkuk ettiğinde aynı neticeleri yine 1000 kere verir yani. Madem İslam böyle güzel bir din, madem insanlara uygulandığı zaman bu kadar insanlara mutluluk veriyor, bugün de bu İslam'ı uyguladığımız zaman aynı neticeye inşallah ulaşacağız. Kaldı ki insanlık bugün komünizmden bıktı usandı. Kapitalizmden bıktı usandı. Faşizm zaten tarihin çöplüğüne atıldı. Ne yapalım diyorlar? Karma bir ekonomi oradan buradan toplayarak işi götürmeye çalışıyorlar. Hayır. Bu komünizmden ve kapitalizmden bunalmış olan İslam'a deva, dünyaya deva İslam'dır. Dünya İslam'a muhtaçtır. Ama harika bir şeyin zuhur edebilmesi için iki tane şart var. İslam çok güzel ama yetmez. Allah Celle Celaluhu dilerse hadi hepimiz Müslüman olun der. Herkes Müslüman olmak zorunda kalır. Ama Allah öyle murat buyurmuyor. İnsanların özgür iradesine bırakıyor. O yüzden ikinci bir harikanın gerçekleşmesi lazım. Asr-ı Saadet'te o harika devrim, o harika inkılap, o müthiş değişimin altında iki sebep vardı. Birisi Kur'an ve Hazreti Muhammed Mustafa, ikincisi ona sıkı sıkı sarılan cemaat. Bugün Kur'an duruyor, bugün sünnet duruyor ama onu bilen ve onu yaşayan, ona sıkı sıkı sarılan ve onun için çabalayan cemaat eksik. Bu eksikliğimizin farkına vardığımız an inşallah kurtuluş çok yakın demektir. Kul ca'al hak ve zahakal batıl. De ki hak geldi, batıl zahil oldu. Karanlık bir odaya girip elektrik düğmesine bastığınız an karanlığın üstüne düşen defolup gitmektir. Ortalık aydınlanır. Şimdi Kur'an elimizde, sünnet elimizde, İslam'ın uygulaması elimizde. Geriye kalan nedir? Geriye kalan bizim bu mübarek dine sahabe misali bir cemaat olabilmemizdir. Değerli kardeşlerim, bunun olabilmesi için elimizdeki cevherin kıymetini iyi bilebilmemiz için onun ne olduğunu anlamamız lazım. Çocuğun eline elması verirsen gider onu kabak çekirdeğine değiştirir.
Altının kıymetini sarrafı bilir. O yüzden Müslümanlar önce Kur'an'ın kıymetini, sünnetin kıymetini bilecekler. Allah Celle Celaluhu'nun kıymetini bilip hatırını sayacak. Hazreti Muhammed'in kıymetini, değerini bilip hatırını sayacak ve bu dine teslim olacak. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Bunun böyle olması için şahit olarak Allah Celle Celaluhu yeter. Elbette ki yeter. Kuluna Allah kâfidir. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Değerli kardeşlerim, sohbetin başında da söylemiştik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği din, kendisinden önceki peygamber kardeşlerinin getirdiği dille aynıdır. O kendisinden önceki gelmiş olan hakikatlere şahittir. Elindeki ayatü beyinatta müteşekkül olan Kur'an-ı Kerim, kendisinden önce indirilmiş olan kitap ve suhuflara şahittir. Nitekim Allah Celle Celaluhu bu ayetlerden hemen sonra gelen ayeti kerimelerde Tevrat ve İncil'i de söz konusu ederek Müslümanlara şöyle bir durum hatırlatmasında bulunuyor. Muhammedun Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'tır. Allah'ın elçisidir. Bir önceki ayeti kerimenin bir daha geniş olarak açılımı. Evet, vellezine şol kimseler ki ma'ahu onunla beraberdir. Kim bunlar? Ashab-ı kiram. Beraber olmak ne kadar güzel bir şey. Beraber olmak, birlikte olmak, aynı inanca, aynı davaya sarılmak. Ve lezine ma'ahu, onunla beraber olanlar. Allah'a iman edenler, Allah'ın kendisine götürmüş, göndermiş olduğu dini, mübini, İslam'a teslim olanlar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini kalben tasdik, dil ile ikrar, bedenen yaşayan, canını ve malını onun yoluna feda eden insanlar, destek veren insanlar. Vellezine ma'ahu. Değerli kardeşlerim, insan beraber olduğu ile değer kazanır. Hazreti Muhammed'le beraber olmak değer kazanmaktır. Onun için Allah Celle Celaluhu Müslümanlara emir buyurur. وَكُنُوا مَا الصَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun. Ayet-i Kerim'in başı da çok ilginç. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهُ Ey iman edenler! Allah'tan korkun, takvalı olun. Takva, Allah karşısında saygın, hürmete layık, muhabbeti kazanmak için şarttır. Nasıl olabiliriz ya Rabbi gibi gizli bir soruya ayetin devamı diyor ki وَكُونُ مَا الصَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun. Yani Allah'ı bilen, Allah'ı seven, dinini bilen, dinini yaşayan, sadık, doğru, güzel insanlarla beraber olursanız onları görmekten mütevellit siz de öğrenirsiniz. Onları görmekten mütevellit onların kalbindeki o güzellikler sizin de kalbinize yansır. Ve gözünüzde dini yaşamak kolaylaşmış olur. O yüzden iyilerle beraber olmak çok önemli bir faktördür. İnsanı dine yaşamayı kolaylaştırır. O yüzden demişler ki maiyet yani beraberlik çok çok önemlidir. Söyle arkadaşını söyleyeyim kim olduğunu. Üzüm üzüme baka baka kararır. İyi insanlarla arkadaş olursan Allah aklına gelir. Her halleri seni uyanık tutar. Üzüm üzüme baka baka kararır. Kıratın yanında duran ya oyundan, ya suyundan, ya tüyünden faydalanır. İyilerle beraber olan mutlaka onlardan faydalanır. Söyle arkadaşını, söyleyeyim kim olduğunu demişler. Ne kadar önemli. El mer'u ala dini halilihi. Kişi arkadaşının, dostunun, beraber olduğu kişinin dini üzeredir. Din tabi yol, yaşama biçimi, hayat tarzı. Sen nasılsan arkadaşına bak. Söyle arkadaşını, söyleyeyim kim olduğunu derler ya. Evet, atalarımız kör ile yatan şaşı kalkar demiş. Ama kardeşlerimiz üzülmesinler. Tabi amalık bir engeldir. Allah'ın bir imtihanıdır.
bir vaziyettir. Onları bu atasözünde bir küçük görme aşağılama yok. Ama benzeşmeye bir ifade var. Körle yatarsan şaşı kalka etkilenirsin yani. Etkilenirsin. Etkilenirsin. İyilerle beraber olan iyi olur. O yüzden kötülerle beraber olmaktan kaçmalı, iyi insanlarla düşüp kalkmalıyız. Çok önemli bir faktördür. Çevre temizliği diyoruz ya, çevre temizliği çok önemlidir. Bu maddi temizlik ne kadar önemliyse manevi temizlik de o kadar önemlidir. Yani bir yerde çöp, çöpün, pisliğin olmaması bir temizlik olduğu gibi alkolün, uyuşturucunun, kötü insanların, namussuz, alçak insanların olmaması, herkesin kibar, faziletli, pırıl pırıl insanlar olması, orada yetişen çocuklar, orada yetişen insanlar için çok çok önemlidir. İyi insanların toplumunda barış olur, huzur olur, mutluluk olur. Herkes birbirini bir şekilde görür, kontrol eder. Aç kalmaz orada kimse. Çıplak kalmaz. İnsanlar sahip çıkar. Sıkıntılarını el atar ve giderir. Yani çevreyi biraz bu şekilde de düşünmek lazım. Hazreti Muhammed'le beraber olanlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın huyundan elbette ki etkilenirler. O yüzden ashab-ı kiram çok önemlidir. Bizim kitaplarımızda derler ki ashab-ı kiramın 1.000 katı ibadet yapsanız bile ashab-ı kiramı geçemezsiniz derecede fazilette. Çünkü onların nur-u Muhammedi'den iktibas ettikleriyle aniden Allah'a öyle bir maneviyette fırlamaları vardır ki, yücelmeleri, yükselmeleri vardır ki, siz onu başka bir şekilde elde edemezsiniz. Yani tasavvufta şöyle haller var, işte müride gece kalk derler, teheccüd kıl derler, zikir çek derler, Allah de derler, helal ye derler, İyi insanlar da düş kalk derler ve büyük bir seyri sülükle çabalar. Yıllar yılı insanlar işte kalp, ruh, sır, kafi, nefsi emmare, nefsi levvame manevi makamları mücahede ede geçer bir ömür. Bir ömür. Bir dervişin bir ömür kazandığını onlar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp iman etmek ve tasdik etmekle aniden kazanmışlardır. Neden? Çünkü kalpten kalbe nur yağar, nur akseder. Onlar Hazreti Muhammed'in kalbinden nuru iktibas etmişler. Hallerde inikas ve insibag var derdi eskiler. Yani haller aynen mikroplar gibi, bulaşıcı mikroplar olur ya insanları etkiler. Onlarla beraber kalırsanız o mikroptan size de bulaşır. Huylar da böyle, haller de böyledir. Ahlak da böyledir. İyi insanlarla beraber olursanız onların kalbinden sizin göğsünüze, kalbinize nur akar. Onların kazandıklarını siz oturduğunuz yerden kazanmış olursunuz. Haliniz onların haline benzer. Biraz daha gayret ettiniz mi ki o gayret etmeniz için içinizdeki iştah denilen motora ilk defa marşa bastığımız zaman hareket enerjisini verir ya, size o enerjiyi kazandıran onlara bakmak, onları görmektir. Görmek ve beraber olmak çok önemli bir şeydir. Bazen derler ki efendim ruhen beraber oluruz. Dıştan görmesek de önemli değil. Öyle değil. Neden? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme görenlere sahabi derler. Ve sahabilerin dışındaki insanlar ne kadar derecesi büyük olsalar bile sahabenin tozuna ulaşamazlar. İşte bakın Veysel Karani Peygamberimizi görmek için Medine'ye kadar geldi ama göremedi. Halbuki Veysel Karani'nin ibadeti ve peygamber sevgisi belki çok sahabiden daha faziletliydi ama sahabenin derecesine erişemedi. Derecesi en düşük olan sahabenin derecesine erişemedi derler. Neden? Gözleriyle görmemiş, yüzüne bakmamış, aynı mecliste oturmamıştı. Kaybetti işte bu yüzden. Değerli kardeşlerim, buradan alacağımız bir ders var. Eğer bulunduğunuz şehirde İslam'ı gerçekten bilen ve yaşayan alim insanlar, veli insanlar, güzel insanlar varsa gidin sohbetlerine oturun, onlarla beraber olun, çaylarını için muhabbet edin. Buradan dolayı sizin kalbiniz çok çok kalaylanır inşallah. Onların ruhundan akseden
O ruhtan, o nurdan siz de insibag dediğimiz boyasına boyanma ile akis dediğimiz yankılanması, aksetme size gelmesiyle istifade edersiniz. Hazreti Muhammed'le beraber olmak böyle bir şeydir. Hazreti Muhammed'le ashabı nasıl beraberse sallallahu aleyhi ve sellem, bugünün ümmeti Muhammed'i de İslam'ı bilenler ve yaşayanlar, aynı davanın yolcuları, böyle birbirleriyle beraber olması lazım. Bir olması lazım. Kalpleri aynı dava için çarpmaları lazım. Onun için Müslümanlar arasında ihtilaf çıkartmak çok tehlikeli bir şeydir. En büyük cinayet birliği bozmaktır. O yüzden yersiz münakaşalar ve tartışmalardan da uzak durmak lazım. Ashab-ı kiramın büyüklüğüne Allah Celle Celaluhu dikkat çekiyor. Vellezine ma'ahu öyle hale geldiler ki eşiddai alel kuffar, kafirlere karşı çok şiddetliydiler. Keskindiler. Yani Allah'ın kıymetini bilmeyen, takdir edemeyen, Hazreti Muhammed'in kıymetini bilmeyen, kendi kıymetini bilmeyen o insanlar, İslam varken küfrü seçen insanlara karşı çok şiddetliydiler. Çok böyle izzetli ve onurluydiler. Başka bir ayeti kerime, Maide suresi 54. ayeti kerimede bu, İzzetin alel kafirin diye geçiyor. Kafirlere karşı çok izzetli, çok onurludurlar. Ezilletin alel müminin, müminlere karşı zillet yani tevazu ve alçak gönüllüdürler. Müslümanın en büyük özelliği, sahabenin de en büyük özelliği, Allah'ın da en çok sevdiği özellik ki hemen bunu söylüyor. Sahabeyi överken peygamberle beraber olanların ilk özelliği eşiddai alel küffar. Kafirlere karşı şiddetli. İslam'la savaşıyorsa, Amerika'ya düşman olmayan, İsrail'e düşman olmayan, İslam'la savaşan Batı'ya düşman olmayan adamda ne hayır gelir ya? Ne Müslümanlığı olur onların? Gavur gördü mü cumbul cumbul eriyen, onlar karşısında aşağılık duygusuna giren ama Müslümanlara karşı kafa çenge kaldıran, onurlu kibirli davranan insan bu davayı hiç anlamamış demek. Eşiddai alel kuffar ruhamâ-u beynehum, kendi aralarında çok merhametlidirler. Birbirlerine karşı çok şefkatlidirler. Çok acırlar, çok esirgerler. Korurlar birbirlerini. İki el gibi birbirlerinin kirini, pasını yıkar, tertemiz olurlar. Ayıplarını örterler. Bir kardeşinde bir kusur gördüğü zaman örterler. Bir insanın şalvarında bir sökük olmuş, şu kadarcık içeride bacağı görünüyor. Siz bunu daha fazla yırtar, iyice her tarafının görüp rezil olmasını mı istersiniz? Yoksa kardeşim şöyle örtüver, yırtılmış der, kapatmaya mı çalışırsınız? Müslüman, Müslümanın ayıbını örter ki Allah Celle Celaluhu da yevmi kıyamette dağlar gibi günahının üstüne bir örtü çeker. Sen dünyada nasıl kardeşinin ayıbını örttüyse, bugün de ben senin ayıbını örtüyorum. Ey kardeş, Allah Celle Celaluhu'nun sana böyle muamele yapmasını istemez misin? İstersin. Fırsat verelim de işte. Yap. Ne yap? Ruhamâ-u beynâ. Kendi aralarınızda birbirlerinize karşı çok şefkatli ve merhametli olun. Günahkarlara bile. Biz günaha düşmanız, içkiye düşmanız ama içen günahkara değil. İçkiyi terk etse canımız ciğerimiz olur. Zinaya düşmanız, fuhuşa düşmanız ama yapana değil. Fuhuşu terk etse, tövbe etse canımız ciğerimiz olur. Herkesin iyiliğini isteriz. Herkesin. Bir hoca efendi talebeleriyle beraber Dicle kenarından giderken bir grup insan görüyorlar. Sandala binmişler, şarabı açmışlar, kafaya dikiyor, gazel atıyorlar, gülerek, oynayarak. Alemdeler. Öfkeleniyor talebeler. Efendim diyorlar, hocam şunlara bir beddua attı, boğulup gitsinler. Bu nasıl Müslümanlık diyor. Ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi, bu kullarını bu dünyada güldürdüğün gibi ahiretinde de güldür diyor. Tevbe nasip et. İyi insan olsunlar.
Talebeler eksik dualarımdan dolayı mahcup oluyorlar. Fakat o adamlar Hoca Efendi'yi ve talebelerini görünce yaptığımı çok ayıp oldu diyerek ağızlarını suyla yıkıyor geliyorlar. Kusura bakma hocam diyorlar. O da biraz nasihat ediyor. Hepsi tövbe ediyor ve içkiyi bırakıyor. Onlar da birer talep oluyorlar Hoca Efendi'ye. Biz herkesin menfaatini, herkesin iyiliğini düşünmemiz lazım. Kimseye beddua etmemiz lazım. En büyük bedduamız Allah seni ıslah eylesin. Allah seni ıslah eylesin. Islah olursa kendisine de faydası olur, bize de faydası olur. Allah lanet ederse kendisine de zarar olur, bize de zarar olur. Değerli kardeşlerim, öyleyse bugün muhtaç olduğumuz en önemli konu birbirimize sahip çıkmak, birbirimize şefkatli ve merhametli olmak. Bu nereden kaynaklanır? İman kardeşliğinden. İnnemel mu'minune ihve. Müminler birbirlerinin kardeşleridirler. Allah için birbirini sevenleri Allah Celle Celaluhu yevmi kıyamette arş-ı âlâ'nın gölgesinde özel bir misafir edecek ve ikram edecek. Ne korku var ne keder var onların. Allah için sevebilmek. Allah için kardeşler olmak. Ve bu kardeşliği bozan insanlara, yani kafirlere karşı onurlu olmak. Özellikle de savaş esnasında çok şiddetli olun. Vel yecidu fikum gızza. Sizde bir sertlik bulsunlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hasreten mücadele ederken kafirlere karşı onların kuvve-i maneviyelerini yıkmak, morallerini bozmak ve çökertmek için tepeden bakın, izzetli olun, eş değer verin. Ama birbirinizi gördüğünüz zaman sarılın, sevişin, merhamet edin, sıkıntılarını giderin. Allah da sizi sevsin, size merhamet etsin, sizin sıkıntılarınızı gidersin. Müslümanın en büyük özelliği budur. Kafirlere karşı onurlu, şiddetli, birbirlerine karşı merhametli, mütevazi ve alçak gönüllüdür. Terahum, sen onları görürsün. Ne halde? Rukkaan. Rükû eder görürsün. Sücceden, secdelerde görürsün. Yaptagûne fazlan minallah. Allah'tan daima fazıl, lütuf, kerem, ikram istemektedir. Müslümanların memleketinde gürül gürül ezanlar okunur. Camide cemaatle namaz kılınır. Evler mezarlık olmaz nafile namaz kılınır. Allah zikredilir. Kur'an okunur. Herkes birbirlerine karşı Allah'tan lütuf ister. Fazla minallah ve rıdvana rızvan, yani razılık ister. Allah'ım beni senin rızana ermeye muvaffak eyle. Benden razı olacak, beni sevdirecek sözleri söylememe, işleri yapmama muvaffak eyle. Kalbimi kötü huylardan temizle, nefsimi arındır, beni rızana kavuştur. Benim yeryüzünde bir tane davam var. İlahi, ey benim Allah'ım, ente maksudi, maksadım sensin. Varıdaka matlubi, talep ettiğim, istediğim de sadece senin rızan. Sen benden razı ol. Gerisi hiçbir şey istemem. Allah rızka kafi. Verecek sana rızkını. Kul da çalışacak. Bir gün gelip öleceğiz. Bunu da biliyoruz. Dünyada devamlı kalmak da yok. Öyleyse dünyada bir tane amacımız var. Ölüp giderken yüz akıyla gitmek, yani Allah'ın bizden razı olduğunu bilme bilinciyle gitmek. Radıyeten mardıyah olmak. Buna yalvarırlar. Gece gündüz Allah der yalvarırlar. Simahum, onların simalarında, fi vucuhim, yüzlerindeki sima, bizde biliyorsunuz yüz ve sima deyince de daha çok böyle yüzdeki o güzel ifade, alamet, nişane, min eseri sücud, secde eserleri var. Secde etmekten
buralarda belirlenmiş, böyle gölgelenmiş, nasır dolmuş olabilir? Veya Allah'a imanın tatlı, böyle tatlılığı, halaveti yüzlerine sinmiştir. Allah'a ibadetin nuru yüzlerine sinmiştir. Şikirleri kafirler gibi azgın değil, munis ve baktıkça tatlı, sevimli bir simaları var. Allah dersin, baktıkça simalarına Allah akla gelir. Kul oldukları yüzlerinden bellidir. Secde eserleri var. Simahum fi vucuhihim min eseri sücud. Zalike bu övgü yukarıdan beri sayılanlar meseluhum fit Tevrat, onların Tevrat'taki misalidir. Biz Tevrat'ta da bunu yazmıştık. İleride son peygamber Hazreti Muhammed'in ümmeti böyle 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 güzel bir ümmetti. Hazreti Musa onları okuduğu zaman yalvarmış. Ya Rabbi ne olur beni de o ümmetten haşreyle diye. Ey Müslümanlar, kıymetinizi bilin. Hazreti Musa sizin gibi bir ümmet-i Muhammed olmak için Allah'a yalvarıyor. Böyle bir peygamberimiz var. Böyle güzel bir ümmetimiz var. Biz kendimizi Kur'an'dan okuyup görelim, tanıyalım. Ümmet-i Muhammed'e gerici diyen, yobaz diyen, hamsofta diyen, çember sakallı diyen. Neyse. Kendini bilmez edepler varsa bilmesinler. Ey ümmet-i Muhammed, sen kendi kıymetini bil. Allah katındaki dereceni bil. Hazreti Musa gibi bir peygamber Allah'ım beni ümmet-i Muhammed'den eyle diyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de kardeşlerimi özledim diyor. Geçenki dersimizde anlattığımız için bu kadarcık söylüyorum. Ve meseluhum fil İncil, onların misali, benzeri İncil'de de var, Tevrat'ta olduğu gibi. Nedir o? Kezer'in bir ziraat gibi. Ahraca şat ahu, bacağını çıkartmış. Hani bir tohum buğdaya atarsınız, önce bir çıkar böyle filiz, sonra bir gövde çıkar yukarıya doğru. Ahraca şat ahu, fa azarahu, onu böyle beslendikçe topraktan besler, destekler. Fastaglaza, festeva ala suhi, kalınlaşır ve bacağının üstünde dikilmeye başlar. Bir tohum atarsınız, dikilerin üstünde bir başak meydana gelir. Belki içinde 100 sene tohum vardır. Yu'cibu zurra, yu'cib, hoşuna gider, acayibine gider, ez zurra, ziraatçının. Yani o tohumu ekenin bile filizlenmesi, güçlenmesi, bacağının üstünde kalınlaşarak yükselmesi, sonra başaklar olup içinde daneler biriktirmesi karşısında onu eken ziraatçı acayipliğini görür ve sevinir, memnun olur, şükreder Allah Celle Celaluhu. Yu'cibu zurra. Müslümanlar, Müslümanların gelişmesinden böyle memnun olur. Ama kafir liyagize bihumul kuffar, gayz eder. Kinle bakar. Öfkeyle bakar. İslam'ın gelişmesi, Müslümanların gelişmesi o kafire dert olur. Biz de ne deriz onlara? Mutu bir gayzik. Geberin lan kininizden. Çatlayın kininizden. Va'adallahu'llezina amenu ve amilussalihat minhum, sizden iman eden ve salih amel işleyen insanlara Allah bunu vaat eyledi. Nedir o? Vaat, mağfire. Varsa bile ufak tefek kulluktaki kusurlarınız üstünü örtecek
ve bunu yüzünüze vurmayacak, sizi utandırmayacak Allah Celle Celaluhu. Affedecek. Ve ecran azima, çok büyük ücret verecek. Aslında bir ücret hakkınız değil. Yaptığınız işler, ibadetler sizin yediğiniz nimetlerin bile karşılığı değil. Ama buna rağmen Allah Celle Celaluhu size çok büyük ücret verecek orada. Ne diyor Peygamberimiz? Aklı hayale gelmez. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, aklı hayale gelmez nimetler verecek. Allah cenneti şu anda yarattı. Cennet şu anda Müslümanlara hazır bir şekilde bekliyor. Tıpkı cehennemin şu anda yaratılmış kafirleri beklediği gibi. Biz onlardan bahsederek canımızı sıkmayalım. Allah Müslümanlara mağfiret var diyor. Aynı zamanda da çok büyük ücretler veriyor. Onun ne olduğu Kur'an baştan sona anlatıyor. Kur'an'ın cennet tasvirleri var ya, Allah. Değerli kardeşlerim, mübarek olsun. Bol bol şükredelim. Rabbimiz bizi Müslüman yaratmış. Bu kitabı bize ihsan eylemiş. Hazreti Muhammed gibi bir peygamber göndermiş. İslam gibi bir din içerisindeyiz. Ömrümüzde yaşıyoruz. Ama sıkıntılarımız var, çilelerimiz var. Izdırap çeken kardeşlerimiz var. Nasıl aşarız bu belaları? Allah'a sarılmak. Allah'ın göndermiş olduğu kitabı Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkı sarılmakla. وَاَتَصِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın kopmak bilmez ipi Kur'an'a sıkı sıkı sarılır. Kur'an'a sarılır. Kur'an'dan başka inançlara, izimlere, ideolojilere, sistemlere gitmeyin, dağılıp parçalanmayın. Çünkü inanç ve amel bakımından Kur'an'dan kopmak tefrikadır. Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez. Toplu vurdukça sineler onu kopsun demez. Tefrika çok kötü, birlik, beraberlik çok muazzam bir güçtür. İşte değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu peygamberimizi, ashabını böyle anlatıyor bize ve bizim de böyle olmamızı arz ediyor. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizler için üsve-i hasene, en güzel numune, örnektir. Örnek şahsiyet. Model insan. Ona ittiba etmedikçe de Allah'ın rızasını kazanmak mümkün değil. Şunu ayet okuyarak bitirelim. Kul in kuntum tuhibbunallah. De ki Habibim insanlara, eğer siz Allah'ı seviyorsanız fettebiuni, bana ittiba edin, bana uyun ki yuhibbukumullah, Allah sizi sevsin. Yoksa mümkün değil. Peygamber'e uymadan Allah yoluna gidilmez. Allah Celle Celaluhu bu hafta peygamberimizi anlatmak istiyoruz. Sohbetlerimizi bereketli eylesin ve onu iyi tanımayı ve yolunda ittiba ederek yürümeyi hepimize nasip eylesin. Hoşça kalın sevgili kardeşlerim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.